İlk filmimiz gerçekten bir ilk film. Rocky serisinin bu son filmi henüz Amerika'da dahi gösterime girmedi. Bir başyapıt izleyeceğiz. Aynı zamanda son yapıt. Çünkü böyle bir filmin bir daha çekilebileceğini hiç sanmıyoruz. Filmimizin adı 35'lik Yeni Rocky. Evet sayın seyirciler, kıran kırana bir mücadele olacağı benziyor. Ya da bana öyle geliyor. Sen ne diyorsun Coşkun abi? Otobüste birine çarpana derler oha! Sağ köşede 7 cihan düveli Oklahomalı Rocky Balboa! Gazeteler kupon verir ultra mega! Sol köşede Rus aygırı Moskovalı Ivan Drago! Sevgili izleyenler maç başlamak üzere. Öyle değil mi Coşkun abi? Hadi Coşkun abi buyurun ya. Sen Ivan Drago, iyi günde, kötü günde Rocky ile bir yastığa baş koyacaksın. Rocky oğlum, yüzükleri uzat, ha şöyle. Drago, sağlı sollu yumruklarla Rocky binin gardını dağıttı. Ana! Aşkın abi, burası ileri stadı değil, sen bir git yüzünü yıkarları seversen. Elimin diri! Müthiş bir mücadele sayın seyirciler! Vur lan! Pardon güzel abicim, bir şey soracaktım ama Karaköy ne tarafta abi? Düz git kardeş. Sağ ol abi, başarılar. Karaköy deyince aklıma geldi. Kasap Ali'nin kızı elinden kaçmış. Hallederiz. Maç tekrar başladı sayın seyirciler. Yes ulan bu anam için. Belden aşağı vur Baraki. Bu Kasap Ali için. Bu rahmetli Apollo için. Baki beni de unutma. Bu Hayriye teyze için. Bu Elfise Hamiyet'e. Bu küçük biladere. Bu da yedi çektine. Bir dakika usta ya, adam ölüyor. Mosmor oldu ya. Bir dakika. Daş yok mu lan? Daş yok mu? Bu iş tamam mı? Allah şükürler olsun. Evet sevgili izleyiciler, Rocky 8. raunda Ivan'ı nakavt etti. Ne oldu etti de boyumu uzadı. Ya bir sus Coşkun abi ya, yayındayız ya. Sen köşende uyusana abi ya. Gördüğünüz gibi Rocky bizi yine hayal kırıklığına uğratmadı. Rocky kazanmaktan bıktı, biz bu tür filmlere hasılat rekoru kırdırmaya bıkmadık. Şok'ta bundan sonra da birçok Hollywood şaheserine yer vereceğiz. Bu filmler önce ve sadece bizim programımızda yayınlanacak. Tabii ki şifresiz. Sadece parolayı söylemeniz yeterli. Yani Şok. Yani... Cüneyt Arkın'ın başı bu kez Bernel Mehmet de belada. Cüneyt ayağını kana buladı. Atlayıp kullamacı gazeteciliğin başarılı ismi Taceddin Keksoy Şok için çalıştı. Odunlaşan Afrikalıları buldum. Az sonra çocukluğunu yaşayamayan tek program Şok devam ediyor. Sırada en harbi bölümümüz var. Geçen hafta delikanlı hayvanlarımızla tanıştınız ve onları çok sevdiniz. Bu alemin sakinleri de sizleri çok sevmiş. İkinci programda da ekranlara çıkmayı istediler. Böylece delikanlı hayvanları program kadromuza aldık. Bundan sonra her hafta bizlerle birlikte olacaklar. Onları fazla kızdırmadan filmimize geçelim. Karşınızda delikanlı hayvanlar alemi. Yeşil başlı gövel ökkeş. Kedi miyim lan ben? Sabahtan akşama seninle oynayacağım. İşim gücüm var lan. Çocuklar gelecek okuldan bizim. Doktora. Ha, kopartırım ben adamın monunu böyle. Yürü. Atletik civciv Sinan. Ulan İvan'ım gevredi be. Sabahtan beri yürüyoruz burada. Hayır bir yere de ulaşmıyoruz. Sadece bu kadının bacakları görüyorum ben. Azgın kedi Hıncal. Şubat'ın sonundayız. Mart geldi lan. Çabacı kaplumbağa İhsan. Allah belamı versin. Tam 300 defa söyledim. Kardeşim biz kara kaplumbağasıyız ya. Biz kara kaplumbağasıyız. Bir araba su yuttum abi ya. Hep böyle bu ya. Hayır bir çaba çıkacağım ama bu zibidi tutup gene beni geri atar. Yapma. Karabaş isyanlarda. Karabaş gazeteyi getir, Karabaş derliği getir. Karabaş hortumu getirdin. Ne yapacağız şimdi? Alacağız hortumu tabii. Koltukta beklerken iyiydi değil mi? Şimdi almayız değil mi? Kaçarsın ha? Ama ben seni ıslatırım. Nasıl ıslatmayacağım lan? Gel buraya lan, gel. Çabacı Kaplumbağa İhsan 2. Ben kadersiz adamım abi. Sudan çıktım, düştüğümüz mekana bak. Nasihatçi Maymun Orkun.
Güzelim, senin yaşın küçük, bademcikleri falan çıktırırsın. Bırak biz yiyelim ha. Hasta olma, okuldan kalırsın. Bak çıkart, çıkart ağzındakini ha, şöyle. Meçhul hayvanlı psikopat vecihi. Ulan tam çeşitsin sen ha. Biz bile bilmiyoruz lan ne hayvan olduğumuzu. Sen korkusuzca alıyorsun. Yalnız ben bir şey biliyorum, biz ısırıyoruz. Ha, bizim şekilde bu gülüm, ne yapalım? Isırıyoruz biz de işte. Kopartırım ben o kulağı. İndirmeyecek misin sen şimdi beni? Beraber mi yaşayacağız böyle? Güzelim, sen beni müsait bir yerde indir. Hadi bakayım. Sağda, sağda. Obur Abdülcabbar. Aşağıda olan nasıl lan cücük? Ver bakalım ne o? Ne o ne o? Ver ben yerim, fark etmez ki bizim için, getir. Tut bana ta senin oğlum. Piyanist şantör ter yer mit. Gülüm görüyorsun işte, bizim fizik belli. Bizden ne bekçi köpeği olur ne de çoban köpeği. Biz anca böyle sanatla uğraşırız. Peder de sağ olsun elimizden tuttu. Bizde de yetenek vardı canım. Hem çalıyorduk hem de... iyi kuyruk sallarım ben ha. Sekiz ayaklı vosvos Recep. Salyangoza selam, yola devam anladın mı? Azimli Grekoromenci Sebati. Merhaba, ben Grekoromenci Sebati. Bizim milli takım seçmeleri var, ona hazırlanıyoruz. Arkadaşa çırpma yapıyorum şimdi ben, yaptım. En büyük dileğim Terer Olimpiyatlarında altın madalya almak. Çayı ince belli bardakta içen tek program Şok devam ediyor. Sayıp kullamacı gazeteciliğin başarılı ismi Taceddin Keksoy Şok için çalıştı. Odunlaşan Afrikalıları buldum. Müslüm Gürses'in inanılmaz değişimi. Müslüm Baba'dan Müslüm Babişko'ya. Vallahi az sonra. Sırada programımızın kadrolu kahramanları Cüneyt ve Üstad'ın yeni macerası var. Geçen programımızdan hatırlıyorsunuz. Cüneyt, Üstad'ın verdiği nasihatle karısını dövmeye gitmiş ama kayınçosundan temiz bir dayak yemişti. Fakat bildiğiniz gibi huylu huyundan vazgeçmez. Cüneyt'in bu haftada başı derde girince ilk danıştığı kişi yine Üstad. Üstad'da verecek akıl çok ama bu kez verdiği akıl Cüneyt'in başını esaslı bir derde sokuyor. Bakın havlularınız alarm veriyor. Ay çok şakacısınız. Taciz alarmı çalıyor. Cüneyt abiye haber verin. Hadi acele edin. Cüneyt abi, lavuğun biri yengeyi rahatsız ediyor. Nasıl yani? Abi araştırdık, Vernel Mehmet diye biriymiş. Ne yapalım abi, hürmetler. Bu işi bana bırakın. Ben onun icabına bakarım. Ne yapsak? Önce bir üstada danışmam. Efendim, Cüneyt Bey geldiler. Vay köfte or, hoş geldin. Nerelerdesin hayırsız? Gene ne derdin var kim bilir. Başka türlü gelmezsin sen. Gel bakalım şöyle, soluklan biraz. Geç şöyle. Ne o? Kayınça dilini mi kesti yoksa? Hiç konuşmuyorsun Cüneyt. Hadi bakalım. Sahne senin, anlat derdini. Üstad, bu seferki maruzatım yüz kızartıcı. Bizim hanım Werner Mehmet diye birini bahçeye atmış. Bu utanç tüm ruhumu sarstı. Sen adli merci yanına al, onları zina halinde bastır. Ya da önce bir dur. Sen Türksün, böylesi sana yakışmaz. Zeki adamsın sen. Sana SAS komandosu diyorum, başka da bir şey demiyorum. Sağ olasın üstad. Vallahi çok rahatladım. Hanımefendi, önce şu zımbırtıyı alalım. Ben size harika bir yumuşatıcı testi yapacağım. Emin olun, eşiniz de çok memnun kalacak. Şimdi şunu eleyeyim, bir de şunu, farkı anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu bizim farkımız. Ne diyorsunuz şimdi? Kesinlikle Vernel diyorum. Ve Vernel kalıyor, siz gidiyorsunuz. O da kalıyor lan. Merhaba, beyefendi eşiniz galiba. Allah! Bir dakika, beyefendi, yanlış anladınız. Yumuşatıcı olayım. Ulan adam bir tekmede nasıl ölmüş ya? Ters bir yerine gelmiştir abi. Öldüm. Baba, yüzünde memeliyet. Katil. Üstad ne yaptın sen ya? Adam pazarlamacıymış, kafadan 36 sene yersin diyorlar. Nasıl bir çırpı da geçer ya? Üstad bak, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ne bileyim ben, milli maç kaç bitmiş. Yok adam bana bir şey yapmadı, bir vurdum öldü zaten. Ne? O zaman asarlar mı? Cüneyt, karı gibi ağlama lan. Hepimiz ölmeyecek miyiz? Dünyaya kazık mı kakacaksın? Karını da merak etme, yanıma aldırdım. Çamaşıra bulaşığa bakıyor.
Cüneyt bu yaştan sonra bir de cezaevine düştü. Kim bilir, belki de bu durum onun için daha hayırlı olur. Belki artık akıllanır da bir daha üstada akıl falan danışmaz. Hiç sanmıyorum Korcan. Cüneyt üstadından asla vazgeçemez. Aralarındaki bağın neden bu kadar güçlü olduğunuysa önümüzdeki programlarda öğreneceğiz. Eskiden gazetecilik ikiye ayrılıyordu. Araştırmacı gazetecilik ve uydurmacı gazetecilik. Şimdilerde yeni bir gazetecilik türü daha literatüre girdi. Allayıp pullamacı gazetecilik. Bu yeni gazetecilik türünde haberi uydurmak yetmiyor. Bu uyduruk haberi abartıp memleketin en önemli meselesiymiş gibi göstermek zorundasınız. Biliyorsunuz Şok benzeri olmayan bir mizah programı. Ama kendimize rakip olarak gördüğümüz tek program var ki o da Keksoy Görev'de. İşte Taceddin Keksoy'un Şok için hazırladığı bomba haberler. Sevgili izleyiciler, merhaba. Dam. Yine bomba gibi haberlerle karşınızdayız. Dam. Sizler için bu hafta odunlaşan Afrikalıları buldum. Medya sizi inandırsın, doğru bir haber bu. Hem de gittim Afrikalıları Hadımköy'de buldum. Taceddin Keksoy böyle bir haberi duyar da durur mu? Keksoy Hadımköy'e ulaştığında kendisini köyün tören kıtası karşıladı. Keksoy'un önderliğindeki köylüler onu haber mahalline götürdüler. Sevgili izleyiciler, köylü kardeşlerimiz bu merdivenden lanetli diye korkuyorlardı. Şimdi Afrikalıları bulacağım. Tamam. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi mağaraya girdim. Çok rutubetli, romatizmalılar gelmesin buraya. Aa, sevgili izleyiciler, işte bakın Afrikalılar burada. Gerçekten de odun gibiler. At sobaya yansın. Çok ilginç ya. Bakın burnunu tutuyorum, gözünü elliyorum, tık yok. Ay, ısırmasın bu beni. Gerçi kimin haddine beni ısırmak? Ben istesem bunları tek başıma döverim sevgili izleyiciler. Olayı çözdüm sevgili izleyiciler. Bunlar dümbelek çalarken odunlaşmışlar. Sevgili izleyiciler, size bir mesajım var. Aman kızlarınızı boş bırakmayın. Ya zurnacıya kaçarlar ya da odunlaşan davulcuya. Benden söylemesi, Keksoy'a da bu yakışır. Dam. Hay Allah sevgili izleyiciler, bu seferki boşa gitti. İşte gördüğünüz tahta Afrikalılar. Boru değil, Keksoy Görev'de. Ben şimdi... sevgili izleyiciler, adamın biri ekranı köpürtüyor, tıraş ediyor. Çok ilginç ya. Sevgili izleyiciler, şimdi de Van'a gideceğiz. Orada canavarı bulup size göstereceğim. Hep beraber izleyelim. Keksoy Van'a doğru yola çıktığında onu birçok güçlük bekliyordu. Keksoy'un amacı canavarı bulmak, hatta onu balık pazarında satmaktı. Merhaba mağdurlarım, Veli Nimet'im ne haber? Keksoy her ihtimale karşı kahveden arkadaşlarını topladı ve canavarı bulmak için yola çıktı. Keksoy canavarı bulup rakısına meze yapmaya kararlıydı. Biliyorsunuz ki Keksoy ünlü bir halk kahramanı. Canavar onu tanımasın diye siyah bir gözlük takıp tekneyle yola çıktı. İşte canavarın mekanı burası sevgili izleyiciler. Ben adamı mekanında basarım. Sevgili izleyiciler, işte canavarı görüyorum. O da beni gördü. Korkudan kaçıyor sevgili izleyiciler. Kaçmayın sayın Rating canavarım. Keksoy canavarın peşine düşüp onu yakalamakta kararlıydı. O Keksoy'du, hem de üzümlü. Ah sevgili izleyiciler, nihayet canavarı buldum. Durun şuna bir Keksoy numarası yapayım. Buyurun sayın canavar. Ah sevgili izleyiciler, canavar beni yedi. Ben buradayım sevgili izleyiciler. Dağın. Sevgili izleyiciler, canavar bağırsaklarına günlük egzersizlerini yaptırırken beni de serbest bıraktı. Ama bu iş burada bitmez. Ben Taceddin Keksoy, Dan. İlk programımızda duyurduğumuz gibi Şok'un içinde seyircilerimiz için de özel bir bölüm var. Bu bölümde sizin çektiğiniz eğlenceli görüntülere yer veriyoruz. Bu hafta yine elimizdeki görüntülerden bir bölüm hazırladık. Önümüzdeki haftadan itibaren sizin gönderdiğiniz görüntülere yer vereceğiz. Thank you.
istemiş yetimin hakkıyla ilgilenmeyen ekranların en vurdum duymaz programı Şok devam ediyor. Sıradaki filmimize geçmeden önce bir uyarımız var. Evdeki jiletleri toplayıp camdan dışarı attım. Yok canım, bu uyarıya artık gerek yok. Cansel sıradaki filmimizin Müslüm Gürses'le ilgili olduğunu öğrenince size hemen bu uyarıyı yaptı. Ama filmimizde de göreceğiniz gibi artık o Müslüm Baba değil, Müslüm Babişko. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Yine konuşmamışsın kız. Vallahi konuştum abi. Konuştun da niye hala arabesk söylüyor? Herif çoğulu müşterileri uyuttu lan. O lavuk ya güzel bir klip çekip popçu olur ya da gider vapurda jilet satar. Anladın mı? Ay, duyacak abi, alınmasın çocuk. Ayıp olur vallahi. Gücüne gidiyorsa bıraksın bu işi. Klibi desen yok, imajı desen sıfır. Ülkemiz gümrük birliğine giriyorsa popçuların sayesinde oluyor bu. Allah'ım, bugünleri de mi görecektim? Ulan patron haklı mı yoksa? Şşt, toparla kendini. Sen Müslüm babasın. Pop. 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 Oğlum Müslüm, sen bu pop işine gir. Devir imaj devri. Bak bana, bu baston, bu sakal hep imaj olayı. Sen önce iyi bir klip çek. Ben bundan sonra pop takılacağım bebek. Bakıyorum hemen havaya girmişsin. Manevi dünyadan da baskı var. Kaçarı yok bebek, inan bana. Yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın esnadına varınca. Şarkı tamam, gidip bir de klipçi Apo'yla görüşmeli. Nasıl olacak be Apo? Vallahi korkuyorum ben. Korkma oğlum, yalnız önce şu babayı babişko yapacağız. Vallahi artık size tabiyim. Yalnız maymun yapma bizi. Peki nerede çekeceğiz bu klibi? Korkma oğlum, prodüksiyon sağlam. Amerika'da çekeceğiz. Bu işin raconu da bu. Kafa işi bu işler. MTV'ye bile çıkaracağım seni. İnşallah birader. İnşallah. Yalnız hareketli bir klip olsun. Ne bileyim işte, yap bir şeyler birader. Sen kimin umurunda? Gözüme inanırım. Haydi zıpla. Şanlı bitti saygısızca. İçinizden bir sayı tut. Şimdi o sayıya 5 ekleyip 9 da çarptın. Siz bununla oyalanın, Şok devam edecek. Ekranların aman abi, şahit mahit yazarlar korkusu olmayan tek programı Şok devam ediyor.
Lütfen zap yapıp çocuklarınızı ağlatmayın. Şok devam edecek. Ekranların aman abi, şahit mahit yazarlar korkusu olmayan tek programı Şok devam ediyor. Programımızın sonunda yine kısa bir filmimiz var. Geçen hafta Cüneyt Arkın'ın başına gelen bir iş kazasını ekranlarımıza getirmiştik. Bu hafta ise bir dansçı kızın yaşadığı tatsız bir kazaya tanık olacaksınız. Haftaya yine sizi şoka sokacak olaylarla karşınızda olacağız. Yeni, yepyeni, canlı, heyecanlı bir program izlemek istiyorsanız gelecek hafta aynı saatte ekran karşısında olun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevdim mi tam, severim sildim mi bir kalemde. Ölümüne gidelim yeter ki sen olur de. Sevdim mi tam, severim sildim mi bir kalemde. Ölümüne giderim yeter ki sen olur de. Sevdim mi tam, severim sildim mi bir kalemde. Ölümüne giderim yeter ki sen olur de. Sevdim mi tam, severim sildim mi bir. Sen olur de, sevdim mi tam, severim, sildim mi bir kalemde, ölümüne giderim yeter ki sen.